Evet. Herkese selamünaleyküm. Kına sakal TV ekranlarına kameranın yerini değiştirmeyi unuttum ya. Hepiniz hoş geldiniz gençlik. Need for Speed Most Wanted'da 20. bölümle kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. En son Razor'un yarışlarında kalmıştık. Kraliçe yarışları bildiğiniz gibi. Şunların hepsini hallettim. Gördüğünüz gibi full artı full yaptım yani oyunu. Onun dışında birazcık hastayım da sesim o yüzden değişti biraz. Onu da söyleyeyim. Arabaların hepsini de fullledim gençler. Video dışında. Bir tane de Carrera aldım. Gördüğünüz gibi. Evet. Dodge Viper. Hepsini fullledim. Arabaların hepsi full. Evet. Gördüğünüz gibi. Tabi şey motor olduğu için bu arabada Golf'te jukman motorları olduğu için çöp adamı İngilizce telaffuzu bazı parçalar olduğu için böyle full gösteriyor gençler, onda yanılmayın yani. Gördüğünüz gibi. Ben Carrera ile yapacağım ama Carrera ile yapmak da kolay olur gibime geliyor gençler. Yani Gallardo, Corvette, Sedan, McLaren, Carrera bunlarla kolay olur bence. Dodge Viper'la da kolay olur. Aston Martin birazcık zorlanabiliriz Aston Martin'de ama yine de yeneceğimi düşünüyorum Aston Martin'le. Bu biraz zorlayabilir ama bak bu Lotus 50 ise zorlar bizi. Ford Mustang de yapmayı düşünüyorum ama bilemedim şu an gençler. Hakikaten bilemedim yani. Ford Mustang mi yapalım ya? Ford Mustang'de mi yapalım? Cobalt, Punto, Punto, Golf, Mitsubishi Eclipse, Supra, Ford Mustang. Supra daha mı iyi? Ya Supra'nın şeysi var yine. Jukman motoru var. Şey gibi. Golf gibi de. O yüzden birazcık yüksek gözüküyor. İbreleri. Yoksa bu araba hızlanmasını en yükseğe çıkarıyor. Çıkarabilecek motor. Ama headlink'te top speed'i çok değiştirmiyor diye biliyorum. Değiştiriyor arabalar. Motorlar, jukman motorları yani arabaların handling ve top speed'ini çok değiştirmiyor ama hızlanmalarını en yükseğe çekiyor yani öyle söyleyeyim size. Şimdi neyle yarışacağımı karar veremedim şu anda. Bence Ford Mustang iyidir ya. Hem kendi eski arabası ya Razor'un. İşin araba olmadığını göstermiş olur o dangala. Bence iyi olur. Yani bunlar yer alan arabaların çoğu ya düşük ya da yüksek. Şöyle gördüğünüz gibi. Gençlik. Dodge Viper falan. Gallardo. Bunlarla çok kolaylıkla kazanırsınız yarışları zaten de. Sedan, McLaren'le, Carrera ile hele aşırı kolay olur yani yarışlar. Dolayısıyla ben bir Ford Mustang ile yarışmak istiyorum. Gençlik. De bunun şeylerini açık mı yapsaydık ya? Bir dakika. Buna bir boya yapacağım diye işler de. Bunun boyası biraz şey olmuş. Koyu olmuş sanki. Evet, koyu.
Açık olsun birazcık. Sarı. Sarı güzel oldu. Bu arabanın normal rengi gri miydi, beyaz mıydı? Sarı olabilir aslında ya. Turuncu. Kırmızı çok cırtlak durdu. Sarı olabilir. Sarı aklımda. Mavi çok yine bir koyuluk duruyor. Açık olacak abi. Ya beyaz ya gri. Bu arabanın orijinal rengi ne renkti ya? Beyaz mıydı, gri miydi? Orayı hatırlayamadım şu an. Ama arabayı sarı yapasım var şu an ya. Sarı olsun sarı. Jantlarda sarı yapıştır. Şu şeyin rengi ne? Koyu kırmızı da o renk yok galiba. Sarı olsun. Tamam. Şimdi sarı yok mu ya? Sarı yok. Allah canını al. Kırmızı olmasın. Kırmızı değil de. Siyah da değil. Şu ortası siyah olsun. Burası beyaz olsun. Şurası siyah olsun. Heh. Evet. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarını tekrardan göstereyim gençler. Az önce gösterdim ama yine de göstereyim yani. Aa, gördüğünüz gibi hepsi tamam yani başka ben full artı full yani eksik olan bir şey yok. Hem polis görevlerinde, mücadelelerinde hem de yarışlarda gençler. Artık razorla yarışma vakti bence. Good to see you've been a while. Just keep running like you have and this race is yours. Look who came crawling back. I'm glad you're here, Sugar Plum. You brought me luck last time. Make sure you smoke him and get that ride back. I'll take care of the rest. Ready to donate another car to the Razor Fund, baby? It's go time. Bakalım ne kadar iyisin Razor BMW. %9'a 310 mu? Nasıl ya? Bu virajı olabildiğince geniş alacağız. Bu şekilde. Allah canını almıyor. Bir anlık gözümü yoldan ayırdım. Olana bak ya. Çok iyi. Ford Mustang diyorsun, ne diyorsun lan? Bak ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Geldim önüne çarp çıktı ya. BMW'yi vereceksin lan bana. Farkı açmam lazım şu an.
Evet. İyi fark açtık herife ha. Ford Mustang'in gücünü gördük abi. Akıllanmıştır bence. Sonucudan fotoğraftan geçememiş bile. Gördünüz mü gençler? Evet. 1, 2, 3, 4'ünden birinci olmuş. O yer alandan da ben birinci oldum zaten. Evet. Drak. Drak yarışında Ford Mustang'den daha iyi bir araba çok yok galiba ama. Bakacağız. Ya nasıl çarpıyorsun abi oraya ya? Nasıl çarpıyorsun ya? Lan nasıl geçti beni ya? Nasıl geçti ya? Şuna bak ya. Yine geçti. Hata da yapmıyor herif ya. Orada yavaşlatmazsanız çarpıyorsunuz mutlaka da. Çarptı salak. İşte bu be. İşte bu. Artist Razor seni. Perfect Shifter'e bak. 4 tane yaptım lan. 0 tane yapmışsın. Artist beni geçiyor. Artist seni. Bu nedir ya? Gel bakalım şimdi Razor Efendi. Razor Efendi gel bakalım. Asıl şimdi hapı yuttuğum mücadele başlıyor. En zorlandığım yarış türü drag yarışıdır, o yüzden biraz zorlandım gençler. O kadar olsun yani. En nefret ettiğim yarış türüdür kendisi çünkü. Ama bu yarışlarda affetmem Razor'u. Hem öyle Ford Mustang'de hiç affetmem. Dikkatle izleyelim bakalım. Kontrolü de çok güzel. Vurma lan bana. Nasıl ben sana vururum ha. Peki BMW'ye güveniyorsun ama iş BMW'de değil. Koçu. İş arabayı sürmekte. Ve sana nasıl sürülür onu öğreteceğim Rezil Efendi. Hadi bakalım. Küt. Çok da gülmeyelim mi? Şey yapar. Başımıza gelir. Sola çarpacağız. Tamam. Yavaşladım. Çarptım sola bastım gaza. Vay! Allah canını almaya kocaman kamyonu önüme sermişler ya. Yetişti la yine BMW'siyle. Tuzak hazırlayak da aklı başına gelsin.
Yine düşmedi tuzağıma ya. Çok iyi döndüm orayı. Çok iyi döndüm. Hadi koçum. Hadi Ford Mustang. Hadi. Teşekkürler Razer efendi. Kısa yoldan gitmenin hiçbir anlamı yok burada gençler. Hızımızı düşürür yani kısa yoldan gitmek orada. Finish'e. Ne oldu lan? 9 saniye fark açtım sana artist. Bir de 6 defa mı arabalara çarpmış? Yok gar. Ben bile 2 defa çarptım ya. Evet. Bu şekil. Gördüğünüz gibi gençler. 3 dakika 26 saniye 43 saniye. 3 dakika 35 saniye 39 saniye. Gördüğünüz gibi. Çırt çırt biraz uzun sürüyordu galiba. 3 turlu olması lazımdı. Niye çarptı bu araba ya? Virajı alamadım gençlik. Aha hata yaptı salak. Hatasız kul olmaz ama hata yaparsam ben affetmem koçum. Burayı geniş alacağız gençler ama alamadım ben galiba. Aldım çok güzel aldım. Buradan sağa çarpıyoruz. Güzel bir kere daha sağa çarpıyoruz. Sonra nitroyu kokluyoruz gençler buradan sonra. Nitro yok ama. Öyle bir sıkıntımız oldu. Güzel.
Ya nasıl ya? Bak ya, geldi önüme kırdı gençler ya. Hata yaptı, hata yaptı. Allah belanı versin, senin gibi arabanın nereden çıktı önüme ya? Farkı açtım açtım, açamadım, biraz zorlanacağım. Son tur çünkü. Yine yetişti lan. 6 saniye fark açtım, yine yetişti lan. Lan yapma şu hatayı ya. Güzel. Biraz yanlış girdim finish'e de neyse. 5 saniyede fark açmışsın ya. 3 defa arabalara çarpmıştım, o 4 defa çarpmış. Güzel. Gördüğünüz gibi gençler istatistiklerde. Geldik son yarışa.
%61. Oraya çarpmadım ben ya. Nasıl çarpıyorum ben ona ya? Bu kadar basit gençlik. Gördüğünüz gibi istatistiklerde bu şekil. Evet. You'll never hold on to the number one spot. Not with me on your tail. And if you want these, you're gonna have to take them. It's over, Razor. It ain't over until I say it's over. Elleri yukarı. The other guy. He got away. You mean to tell me the most wanted street racer happened to get away? What about the blacklist? Forget the blacklist. They're through. I want every single unit after the guy. Everyone? Everyone! Biraz zorlanacağız. Hey Hotshot. Hey, thanks for helping us out. We've been able to pick up every blacklist racer thanks to you. Now I'll take that into consideration if you give yourself up. So what's it gonna be? Now there's no way bailing on the chase. Fuel level's critical. Spike belt laid out to the left of the road line.
Hadi. Lan çekil önümden ya, geri zekalı güz. Abi olacak iş mi ya? Saçmalığa bak ya. Hey Hotshot. Hey, thanks for helping us out. We've been able to pick up every blacklist racer thanks to you.
Now, I'll take that into consideration if you give yourself up. So what's it gonna be? Hadi hadi hadi. It's Mia. Look,
go back to any of the safe houses. Cross knows about them. Head over to the old bridge. The location is on your map. Your car is fast enough to make the jump. It's the only way. Later. Yeah, we're doing. We're just observing right now. We'll advise if the situation changes. Duramadı ya. Nereden çıktın önüme ya? Ya nasıl bastık ya? Nasıl bastık ya? Allah Allah. Nasıl bastık ya? Just gotta stop.
reported northbound on Hollis Boulevard. Quadra to be set up around the area. Coordination will be handled tattoo. Evet. Hele şükür bitti ya. Yine hele şükür. Evet. Sikineli bölge ulusal arama seviyesi gençtir. Ulusal mı yapacağım? Bütün ülke genelinde aranacağız ya. Evet. Most Wanted'ı bitirmiş bulunmaktayız. Gençlik. BMW'mizi de burada gördüğünüz gibi. Boyasını değiştireceğim de. Ne yapacağım? Siyah ya da kırmızı yapabilirim. Ne renk yapsam karar veremedim. Yeşil olmaz, sarı olmaz, turuncu fena olmadı ama kırmızı olmaz. Ya siyah yapacağım gençler. Ya da şunu yapacağım. Bordo mu oluyor? Ne renk oluyor işte? Neyse bari.
siyah mı, bordo mu? Bordo daha iyi duruyor ya sanki. Evet evet, ben bordoyu seçtim. Magenta mı oluyor? Ne magenta rengi ne oluyordu ya? Çubuk beyaz. Arka plan mavi olsun. Magenta şuydu galiba. Evet, gençlik arabamız da bu şekil oldu. Efsane BMW. Motorunu yükseltemiyorsunuz bu arabanın. Bildiğiniz gibi. Yani en yüksek motoru bu galiba bu arabadaki. Ama bir şey denemek istiyorum ya. Maksimum hızını denemek istiyorum arabanın. Şuradan mı deniyorduk? Bir maksimum hızını deneyelim gençlik. Bu yarıştan deneyebilirsiniz arabaların maksimum hızlarını. Aa, 200'de bile nitro bitiyor. Nitro dandirik nitro. Oyundaki en dandirik nitro yani. Araba o kadar iyi alıyor ki virajı, etkilenmiyor gençler virajda. Bakın hiç frene bile basmadım, gördünüz mü? O derece iyi bir araba yani BMW. Nitro'yu fullledik. Şimdi burada nitro'yu fullleyeceğim ama işte 382 yaptı ya. Daha fazla yapıyordu, 385 de yapıyor, 388 de yapıyor bu an. Virajlardan o kadar etkili dönüyor ki araba. Yani frene bile basmaya gerek yok ya. Gençler. Biraz erken döndüm ama neyse. (86) yaptı, gördünüz mü gençler? Daha da yapar bu arada. Daha da yapar bu arada da.
Ben yapamıyorum. Nitro şey ya. Dandirik nitro ya. Yoksa daha da yapar bu arada. 186'dan fazla yapar ya. Nitro en iyi nitro olsa. Lan oğlum nereden çıktın? Tam hızımı aldım diyordum ya. .86'dan daha fazla yapar bu araba ya. 388 yapmıştım ben bir kere de. 390'ı da zorlamıştım galiba. 389'larda falan. Böyle yapmıştım da var ya. 390 zor yapılıyor da. Nitrosu çok kötü çünkü arabanın. Gençler. O yüzden. Bir daha yaparım ben bu yarışı ya. Gördüğünüz gibi gençler. 387 yapmış hatta. 186 küsürdü. 187'ye küsür atlamıştır onu. Gördüğünüz gibi 387. Evet. Ben daha fazla yaparım ya. Bu arabayla. Bir daha deneyeceğim. Olmazsa yapacağım bir şey. 388'i deneyeceğim de. 390 zor oluyor gençler bu arabayla. Nitrosu çok kötü çünkü. Daha da yapar bu arada bu araba ya. Lan arkama bakacağım diye. Hadi koçum.
Şuraya basmakla hata yaptım galiba. Evet. Hata yaptığım belli oldu gençler. Gördünüz mü? Yoksa bu araba her türlü 388 yapıyordu, 390 bile yaptığı görülmüştür yani. Yapabilir yani bence. Yaptığı görülmemiştir de. Abi nereden çıktınız siz ya? Nitrosu yetersiz ya bu arabanın. Nitro yeterli olsa çok basitçe yaparsın 390 da. Nitro yükleyemiyorum bu arabaya. Yeni nitro daha mı? Yoksa yapılır genç. 190 da yapılır ya. Nitro sıkıntı. Şu yarışı da yapıyorum da videoyu bitireceğim. Biraz uzun oldu zaten de. Oyunun BMW'nin en yüksek hızı 385 diye video yapanları gördüm de internette. O 385 değil yani, yalan söylüyor. Gel önüme çık. Allah Allah. Sen 5'ten yüksek yapamadık ya. (gülüyor) 187'den daha doğrusu. 188'i de yapmıştım da şimdi yapamadım Ginshuk. Prime dönemimde yapmıştım galiba Most Wanted'da. Prime dönemimi geçtim çoktan yani. Kaç dakika olmuş? Şu yarışı bitireyim de bir bakayım. Yine az olmuşsa bir tane daha deneyeceğim ya. Ya da başka bir videoda deneriz ya. 380 8'den daha iyi yapabilirim ben bu oyunda BMW ile ya.
Evet. BMW'miz de bu şekil. Bir saat olmuş ya, çok olmamış. Biz 1,5 saate yapalım bence onu. 1,5 saat yapalım. Şu BMW'nin maksimum hızını göstermek istiyorum işte. Bakın şöyle göstereyim hatta. Car Select derseniz. Golf değil de. Bakın BMW'nin ibreleri görüyorsunuz zaten. Şurada bak. Görüyor musun? Şurada bak. Elinizi noktaya oraya koyun. Top speed'e. Supra değil de bir araba daha vardı ya. Şeydi, Ford GT'di galiba. Bunların hiçbiri değil çünkü. Ford GT'di o. Şeyden sonra Mursa Lego'dan sonra en yüksek hızı sahip olan araba Mursa Lego oyunda 397 yapıyor. Ondan sonra SL500'dü galiba, 393. Ondan sonra 390'la Ford GT olması lazım gençler. Onun dışındakiler zaten 388'e vuruyor genellikle. 389 bile zor yani. Şimdi ben bir tane daha araba alsam. Para var mı hiç? Para yok. Bakın bu 388 yapıyor. Bak görüyor musun? 388'den daha iyi bir ibresi var şeyin. BMW'nin gençler. Dodge Viper 389 yapıyor gençler. Yani Ford GT'di gibi 390 falan yapıyor diye tahmin ediyorum ama 390 hiç yapanı görmedim YouTube'da. 388 yaptım ben. Birkaç defa video dışında yaptım tabi de. Şöyle yapsak aslında nasıl olur? Sonuçta bakın işte şurada falan maksimum hıza ulaşıyoruz. Şuradan başlıyoruz. Şurada maksimum hıza ulaşıyoruz değil mi? Şuradan falan başlasak, şuradan falan, buradan böyle düz bir şekilde gitsek, şuradan dönsek, şuradan gelsek nasıl olur? Mantıklı olabilir ama işe yaramayabilir. Yani sonuçta şurada falan hız kesmeniz lazım birazcık. Burada hız keseceğiniz için arabanın hızı düşüyor otomatik olarak. Yani 300'de girseniz 390'a düşmek zorundasınız en azından BMW ile buradan virajı almak için. O yüzden nitronun da birazcık kötü olması sebebiyle maksimum hızını göremiyoruz arabanın gençler, öyle söyleyeyim. Nitro olsaydı bence 390'a vururdu bu araba. 390 bire bile vurabilir hatta. 393 yapabileceğini zannetmiyorum. Çünkü SL500'ün maksimum hızını şuradaki ibre olarak almış. İşte top speed burada ya. SL500'ün birazcık daha ilerideydi. 393 yapıyordu çünkü. O yüzden SL500 kadar hız yapacağını düşünmüyorum maksimum hız olarak ama 390 ya da 391 mi? Bir şey deneyeceğim bir dakika gençler. Şurada My Cars diye bir zımbırtı var biliyorsunuzdur. Buradan istediğiniz arabanın full haline bakın, burada Ford GT'yi seçtik zaten. Ford GT'yi seçmemin sebebi maksimum hızını görmeniz. Bakın nerede ibreler? İbreleri nerede araba? Bunu görelim bence. Bakın arabanın maksimum hızı gittikçe artıyor. Çok fazla artmıyor ama yine iyi artacak yani bakın. Gördünüz mü? Burada. BMW'den birazcık daha iyiymiş lan. İyi mi? Şurada tampon olarak şu tampon çok kötü. Şu tampon yeterli mi? Yok. İkisi de ağır ya. Şu birazcık daha iyiymiş hatta. Bakın bu arabanın maksimum hızını gösterelim size gençler. Hiç güzelmiş bunda.
Ozi'nin cantları güzel oluyor da Ozi'nin cantları da çok kötü duruyor ya. ADR'ninki nasıldı? Ha, şu güzel mesela bakın. Bulumseli McLaren'in jantları. Şu da güzel. Şu çok hoşuma gittiği söylenemez. Bu BBC'de güzel jantlar yokmuş. Yok, bu da güzel değer. Yok abi. Roja'nın jantları da güzel değil. Yok. Ozi'yi de geçtik. Racing kartı da geçtik. Şu fena değil bence. Yapıştırdım o yüzden. O güzelmiş lan. Ne onun adı? Bu. Bu güzel. Bu da güzel. Bu arabaya beyaz yakışır bence. Evet. Buradan body'yi seçiyoruz. Body. Hangisiydi ya? Bir şey vardı. Strip miydi? Şuydu galiba. Böyle bir baksak daha mantıklı. Bak bu güzelmiş. Gümüşleri gördünüz mü? Evet. Hatta mavi de güzel duruyor. Koyu mavi, lacivert gibi. Şeyi seçeceğim ya. Onlardan birini seçeceğim. Ya bunu seçeriz. Ya da bunu mu seçeriz? Yok ya, diğeri daha iyi. Şu. Burası lacivert olsun bence. Evet. Ford ya, Ford'un logosu mavi ya gençler. Ona birazcık benzetmek için. Bu renk güzel. Bak. Bu biraz açık kalıyor galiba Ford'un rengine göre, logosuna göre. Bu birazcık koyu kalıyor. Bunun ikisinin arası bir şey yok mu? Şu nasıl? Yok, bu çok açık oldu. Aha, bu güzelmiş. Bu fena değil aslında da. Bu açık ya. Şu koyu. Şu mu? Şu iyi. Dur. Yanlış oldu ya. İkinci şeyde kırmızı olmasın. Siyah olsun bence. Gençler. Bakın güzel bir araba oldu. Mavi olsun. Yok. Siyah olsun. Evet. Buna kafanıza göre yapın artık. Eğer renk istiyorsanız. Mavi yok mu? Koral, aqua olsun. Şundan bir tane çak bakalım. Şu güzel ya. Bunu beğeniyorum. Beyaz. Bu beyaz olmasın. Siyah olsun. Heh. Gördünüz bu arabayı değiştirdik. Bakın, ibreyi görüyorsunuz. Maksimum hızını da deneyelim istiyorsanız. Bakın şimdi. Quick Hızlı Race. Seçili oyun. Turlu yarıştı galiba o. Hangi yarıştı peki? Hemen bakalım. 20, 21. miydi? Yok. Aha, bu. Trafik level hard, tamam. Bakın şimdi. Ford'un maksimum hızını göreceğiz gençler. 390 falandı galiba. 388 değildi. Kalkmıyor lan araba.
Bakalım şimdi maksimumumuza bir bakalım. ...390 gördünüz mü gençler? Maksimumumuz 390. Yarışı bitireyim de. BMW'de buna denk bir ibresi vardı galiba. 389 ya da 388 BMW'nin hızı bence geçtir. Ben size deyiverem bakın. 390 değildir belki ama. En zorda gençler yapay zeka. Biraz zorluyorlar. Yoksa bildiğiniz gibi fark açıp gidiyoruz zaten de. Yetişti. Bir hataya yetişiyorlar gördüğünüz gibi gençler. Zorluk seviyesi yükseltince. ...390 olduğunu gördünüz zaten de. Hemen yarışı bitirelim. Sonuncuyu da tur attım bir yandan ya. Gördünüz mü gençler? 390. Bakın görüyor musunuz? Kimse 390 yapamamış. Bir tek ben yapmışım 390. Evet. Ford GT 390 yapıyor gençler. Tamam. Bakın ibre nerede? Kaç çizgi var? 1, 2 zor ya. Zor seçiliyor da. Yani şu kadar falan
ibresi var. Gördünüz mü? Fareyi olduğu yerde bırakıyorum bakın. Değiştirmiyorum fareyi. Tamam. Bakın buradaydı. Buranın hizasında mı? Yok. aynı gibi bir şey ya. Gördüğünüz gibi gençler. Yani Ford'la şey arasında BBV arasında çok yok. Görüyor musunuz? Bilmiyorum da ne kadar fark aldı. 390 gibi bir şey BMW'nin maksimumuzu bence gençler. Onu söylemiş olayım bence. Bakın şimdi şurada kaç tane piksel var? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 tane piksel çizgi var gençler, tamam mı? Bakın bir Ford GT'ye bakacağım bir de. Bakın buraya da bakıyoruz. 1 2 3 bir dakika 1 2 3 3 4 4 5 6 7 8 8 8 8 9 10 11 12 13 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 22 tane mi lan? Nasıl ya? 390'dan fazla mı yapıyor o zaman BMW? Yani çizgiye baktığınız zaman bence burada bir metreye falan ihtiyaç duyuyoruz ama ben bir kalem alayım gençler. Kalem de üzerinden gidelim bence, yoksa bu iş olmayacak. Şöyle yapacağız. Şuraya yerleştirdim. Maksimum hızı şurada. Şeyinki. Ford GT'ninki, tamam. Kalemi yerleştirip çizgi çektim. Şimdi bir bakalım. Kare şeye, BMW'ye. BMW'ninki daha yüksek gençtir. Ya da aynı mı lan? Bir kadın yüksek gibi duruyor gençler ya. Evet evet. Bir kadın yüksek duruyor BMW'ninki gençtir. 391'dir herhalde o zaman maksimum hızı diye tahmin ediyorum ama bir daha bakacağım. Bir dakika. Tamam. ...390 ya da 391'dir gençler. Maksimum hızı BMW'nin. Ben size öyle söyleyeyim. Hesaplarıma göre. Ama herkes 391 yapamıyor. Çünkü neden abi? Nitrosu yok. Şey, şunların ultimate nitrosu var ya. En yüksek seviye nitrosu var ya. Bunun nitrosu en dandirik nitro gelir. Şey, ne onun adı? Race nitrosu mu? Street nitrosu mu? Neyse artık işte. En dandirik nitro var yani. O yüzden hemencik bastığınız zaman nitro zaten hemen bitiyor. Fark ettiyseniz. O yüzden 397, 391 yapmak zor. Ama ben 388, 389 yaptığımı hatırlıyorum daha önce. Bunu da söylemiş olayım. Video şeyde YouTube'da
385 diye geçiyor da maksimum hızı. 385 değil yani BMW'nin maksimum hızı. Bunu da söylemiş olayım. Bundan sonra Most Wanted bittiğine göre ne çekeceksin abi? Normalde Most Wanted 2012'yi çekeceğim de burada Challenge serisi yapabilirim gençler. Şayet isterseniz. Mücadele serisini yani. Ha istemezseniz Karbon da çekebiliriz. Şayet Karbon isteyenler Need for Speed Karbon'u. Onu da çekebilirim. Most Wanted'ın devamı olan oyun sonuçta. İsterseniz onu çekeriz. Yok. Onu çekmeyin de çekme derseniz de Challenge serisi çekebilirim. Yok Challenge serisi de çekme derseniz de o zaman mecburen Need for Speed Most Wanted 2012'ye geçeceğiz gençler. Haberiniz olsun yani. Benim diyeceklerim bu kadardı. Başka ne diyecektik? 20 tane arabamız var gördüğünüz gibi. Güzel oldu. Garaj. Yani gayet güzel bir garajım oldu. Punto'dan tut, Cobalt'tan Golf, BMW zaten oyunun sonunda verildi. Mitsubishi Eclipse, Supra, Mustang, şey Razor'u yendiğimiz Mustang, Mazda RX-8, Mitsubishi Lancer Evolution 8, Vauxhall Monaro VXR diye geçiyor, Porsche Cayman S, Subaru, Mazda RX-7, Mitsubishi Lotus Eclipse, Aston Martin Mitsubishi'den çıktı ya. Dodge Viper, SRT10, Lamborghini Gallardo. Aha dur. Bir dakika. Şimdi bu 389 yapıyor gençler. Tamam mı? 389. BMW nerede? Bakın 389'dan fazla yapıyor. Gördünüz mü araba? BMW 389'dan fazla yapacak bir araba yani. Nitrosu tam olsaydı şayet. Onun dışında ona yakın bakın 389 390'lık bir araba alsam ki ya. Bir dakika. Ne kadar para harcamamız lazım? Dünyanın parasını harcamamız lazım Ford GT'ye. Ford GT alacağım ya. Ford GT alacağım gençler. Evet evet alacağım. Yapacağım bunu. Bakın 389 yapıyor. Gördünüz mü bu araba? Peki BMW'ye gidiyoruz. BMW 389'dan fazla yapıyormuş o zaman. Mantıken. Hatta nerede şeyin ibresi? Dodge Viper'ın bakın şurada. Görüyor musunuz? 389'un ibresi burası. Hop BMW geçiyoruz. Bakın 389'dan her türlü fazla yapıyor. Gördünüz mü gençler? Bak fumarayı da azıcık aşağı indirdim. 390 ya da 391 ya da 392. Yani 393 yapacağını zannetmiyorum. Onu söyleyeyim. minimum 391, maksimum 392 yapıyordur gençler. 390 minimum 390, maksimum 392 yapıyordur bence. BMW. Böyle söyleyeyim yani. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize mukayyet olun. Gelecek video ve videolarda görüşürüz. Hadi gittim ben gençler. Gittim ben hadi. Gittim ben.